Cuma'ya gitmeye niyetlenince cuma namazı için gusül abdesti almalısın. Gusül bilhassa cuma günü için bile gerekli olsa dahi namazdan önce alınması üstündür. Bu konuda alimler arasında görüş ayrılığı yoktur. Bu kitabın abdest bahsinde söylendiği üzere abdest alınca cuma namazına doğru gitmelisin. Vakar ile ve ağır başlı bir şekilde yürüyüp arada boşluk görmediğin sürece iki kişinin arasına girmemen gerekir. Yani camiye gittin veya yolda yürürken de arada boşluk görmediğin sürece iki kişinin arasına girmemen gerekir. Bu durumda hatibe yaklaşır ve sözlerini sessizce dinlersin. Taşlarla oynama. Taşlara dokunmak boş işle ilgilenmektir. İmam konuşurken yanında konuşana sus deme. Evet, cuma günü imam hutbede yanında birileri konuşuyor. Orada uyarmak maksadıyla susun bak hutbede konuşulmaz diye uyardığında dahi hata yapmış oluyorsun. Günahtır. Sus bile demeyeceksin. Hutbede bunu iyi öğrenelim, iyi bilelim. Hutbedeyken imam hiçbir şekilde konuşulmaz. Yani yanındakine sus demek için dahi konuşulmaz. Bu da boş ve anlamsız bir iştir. Kalbini gelecek olan zikir için boşalt ve hazırla. Mümin öğütten ve zikirden faydalanır. En güzel elbiseni giy, yanında varsa güzel koku sürün ve gücün yettiği ölçüde erken vakitte camiye git. Bu konuda görüş ayrılığından kurtulmak istersen günün ilk vaktinde cumaya gidebilirsin. Daha günün ilk vaktinde. Sabahtan mı? Tabii. Yani cuma günü, şimdi konuyu okuyalım ondan sonra açarız. Cuma günü mühim. Neden mühim? Anlatıyor zaten burada da. Bu durumda bir deve kesmiş gibi sevap kazananlardan olur. Olabildiğince imama yakınlaşmış olursun. Bakın. Günün ilk vakitlerinde camiye girdiysen diyor, yani camiye cuma günü ilk giren o mescide, o camiye ilk giren kişi Allah rızası için bir deve kurban etmiş gibi sevap kazanır. Ailen olduğunda senin gibi cuma günü onların da yıkanmalarını iste. Yani evde ev halkını, çoluğunu, çocuğunu da cuma günü gusletmeye, yıkanmaya teşvik et diyor. Cünüp olduğunda İki kez gusül abdesti almalısın. Birincisi cünüplük ve diğeri cuma sebebiyle alacağın gusül abdestidir. Evet, cuma günü gusül abdesti alırken cünüplük nedeniyle de temizlenmek kastıyla gusül abdesti alıyorsan diyor, guslü iki kez al. Birincisini cünüplükten temizlenmek niyetiyle, ikincisini cuma günü için, cuma namazı için diye niyetlenerek o şekilde iki kere gusül abdesti al diyor. Böyle yapmak daha iyidir. İki kere almazsan sadece cenabetlik nedeniyle gusül almalısın. Umulur ki Allah bu davranışınla cuma gusülünün sevabını da sana verir.